أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir kelimede iki illet varsa, bu iki illetten birisi de alemiyetse, bu alemiyet giderse, alemiyetin gitme şekilleri kaç taneydi? İki taneydi. Bir kelime özel isim ise, bu özel isimden nekireye nasıl çevrilebilir? O isimle müsemma olan şahıslardan bir şahıs kastedilir. Şahsun, müsemmen diye nekire bir kelimeyle tefsir edersiniz. Veya o ismin sahibi hangi vasıfla meşhursa o vasıf kastedilir. Likülli firavunin Musa'da olduğu gibi. Kendisinde alemiyet olan bir kelime nekir olduğu zaman alemiyet gidiyor. Alemiyet gidince geride ya hiç illet kalmıyor veya bir illet kalıyor. Nerede hiç illet kalmaz? Alemiyet şart olduğu yerde, alemiyet gidince, eğer diğer illetin illet sayılmasının şartı alemiyetse, alemiyet gidince öbürü de gitmiş oluyor, hiç illet kalmıyor. Eğer alemiyet şart değil de müessir ise, adil ve vezin fiilde olduğu gibi, o zaman adil gidiyor, bir illet kalıyor. Bekiye bilâ sebebin, ev alâ sebebin vâhidin. Peki, tek illette kelimeyi gayr-ı musarif yapmayacağına göre alemiyet kendisinde müessir olan bir gayr-ı musarif nekire kılındığı zaman mutlaka ne olur? Munsarif olur veya musarif, evet munsarif olur. Peki şöyle bir kelime düşünelim diyor. Ahmer. Bu kelime gayr-ı musarif mi arkadaşlar? Bir vezni fiil. İki, söyleyin, vasıf. Kelime gayr-ı musariftir. Tamam. Biz şimdi Ahmer'i kalksak, ne yapsak? Vasıflıktan çıkarsak, alemiyet bir, vezni fiil iki, kelimeyi iki illete gayr-ı musarif yazsak. Yani Ahmer'i birisine özel isim olarak versek, artık Ahmer ne değildir? Kırmızı anlamında değil. Bu Esved Erkam gibi değil arkadaşlar. Gerçekten bunu ne yaptık biz? Birisine özel isim yaptık. Şimdi Ahmer kelimesi özel isim olduğu zaman bir alemiyet, iki vezni fiil, kelime bundan dolayı gayr-ı musariftir. Tamam? Peki biz şimdi burada Ahmer'e kelimesini nekire kılmanın yollarından birisiyle nekire kılsak. Bunu nekire kıldığımız zaman alemiyet gider mi? Alemiyet gider. Ne kadar? Vezni fiil. Peki bu nereden gelmişti buraya? Vasıftı daha önce. Şimdi alem oldu. Alemiyetle vasıflık asla bir araya gelmezler. Birisi umumidir, birisi hususidir. Dolayısıyla alemiyetle vezni fiil bir araya gelir ama alemiyetle vasıflık bir araya gelmez. Şimdi bu nekire kılındığı zaman vasfiyeti asliyeyi nazara itibara alarak kelimeyi gayr-ı musarif yapalım mı? Yapmayalım mı? Ekfeş der ki es-sukutu la ya'ud ve es-sakutu la ya'ud ama terim olarak es-sukutu la ya'ud. Ben es-sakutu yazayım onu. Es-sakutu la ya'ud. Sibebek de der ki zıddı raf' olsa ya'ud. Osmanlıca, Türkçe karışık, Arapça karışık. Şimdi Ekfeş der ki Es-sâkıtu lâ yaud. Giden bir daha geri gelmez. Alemiyet gitti mi? He vasıflık gitti mi? Vasıflık, alemiyet gelmekle vasıflık gitti mi? Gitti. Gittiyse bu bir daha geri gelmez. Ekfeş de der ki, Sibebeyt de der ki zıddı raf olsa yaud. Yani burada alemiyet varken neden vasıf demiyorduk? Çünkü bunlar birbirine zıttırlar. Birbirine zıt olduğu için burada vasıflık yok diyoruz. Alemiyet var, bir de ne var? Vezni fiil var. Zıt deraf oldu. Alemiyet gitti. Nekire kılmak suretiyle alemiyet gitti. Ya'ud ne olmuş olur? Vasıflık geriye gelmiş olur. Kim bunu diyor? Sibebey. Ekfeş ne diyor? Es-sakıtu la ya'ud. Arkadaşlar, Ekfeş Sibebey'in talebesidir. Eğer talebe ile hoca arasında bir ihtilaf söz konusu ise hoca talebeye değil, talebe hocaya ihtilaf etmiş olur.
Yani hocanın sözü esastır. Talebe ona ne yapmış olur? İhtilaf etmiş olur. Fakat İbn Hacip merhum burada ve halefe sibebeyhil ahfeşe diyor. Sibebeyh ahfeşe muhalefet etti diyor. Yani hocayı talebeye muhalefet etmiş gösteriyor. Bu ifadeyi kullanırken neyi hedefliyor? Burada ahfeşin görüşünün daha doğru olduğunu, en azından kendi tercihinin o olduğunu ifade etmek için böyle yapmıştır. Ve halefe sibebeyhil ahfeşe, sibebeyh ahfeşe muhalefet etmiştir. Nerede? Fî misli ahmara, ahmara gibi kelimelerde. Ahmara gibi deyince arkadaşlar, iki illetten birisi vasıflık, birisi de başka şey. Mesela ne olabilir? Affedersiniz, vezni fiil olabilir ve imrane gibi ne olabilir? Elif nun'da olabilir. İmrane, affedersiniz, sekrane gibi. İmrane'de alemiyet var zaten. Sekrane gibi. Elif nun olabilir. Fî misli ahmara, ahmara gibilerde. Ahmara gibi deyince arkadaşlar, burada ahmara veznini kastetmiyoruz sadece. Yani iki illetten birisi vasıflıktır. Birisi de vezni fiil veyahut da elif nun mezidetendir. Elif nun mezideten fiil fi's sıfatın şartı alemiyet miydi? Değildi, değil mi? Şimdi ahmara gibiler, gibiden maksat iki illetten birisi vasfiyet, diğeri de başka şey olan, mesela vezni fiil, mesela elif nun mezideten. Bu kelime alemen alem olduğu halde, yani alem olduğu halde deyince ne oldu? Vasfiyet gitti, alemiyet geldi. Şimdi alemiyet gelince doğrudan doğruya bir şeyin özel ismi olmuştur. Alemiyet, vasıflık tamamen gitti. Peki bu idâ nükire, nekire kılındığı zaman, bunu nekire kıldığımız zaman bizim وَمَا ف۪يهِ عَلَمِيَّتُنْ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ de bir kural söyledik. Dedi ki bir yerde alemiyet müessirse, mesela ahmer'de müessirdir. İdâ nükire, nekire kılındığı zaman o isimle müsemma olan şahıslardan bir şahıs kastettik veya bunun meşhur özelliğini, sıfatını kastettik ve bunu nekire kıldık. Biz bunu nekire kılınca vasfiyeti asliye bir de vezni fiil kelimeyi gayr musarif yapar mıyız? Sibeveh diyor ki yaparız. Sibeveh diyor ki yaparız. Ahfeş der ki yapamayız. Arkadaşlar burada şöyle bir püf noktası vardır. Bakınız Esvet ve Erkam'de isim tarafı galip gelmiş ama Esvet sonuçta siyah yılana söyleniyordu. Doğru mu? O da biz vasfiyeti asliye nazarı itibara alıyorduk ama orada siyahlıkla hala bir alakası var idi. Fakat burada ise ahmer kelimesi nekire kılındığı zaman, önce alem kılındığı zaman artık kırmızılıkla hiçbir alakası kalmamıştı. Sonra nekire kılındığı zaman o isimle müsemma olan şahıslardan bir şahıs veya onun meşhur sıfatı kastedildiğine göre hala kırmızılıkla bir bağlantı yine yoktur. Ancak Sibeveh diyor ki burada ahmer'de alemiyet vezni fiil varken vasıflık hiç gündeme gelmezdi çünkü alemiyetle bir araya gelmezler. Birisi umumi, birisi hususidir. Fakat alemiyet gidince nekire ile vasfiyeti asli nazarı itibara alsak, bir de vezni fiil kelime nekire olduğu halde hala gayr-ı musarif olabilir mi? Olabilir, diyor Sibeveh. Ahmara gibiler, alem olduktan sonra nekire kılınırlarsa, bu nekire kılındıktan sonra, mesela burada bir vezni fiil var. Bir de vasfiyeti asli, şimdi bir de vezni fiil. İki illetle kelime gayr-ı musarif olur mu? Sibeveh olur diyor. Ahfeş diyor ki hayır olmaz diyor. Ellerindeki Kur'an nedir? Ahfeş der ki es-sakıtu la ya'ud. Es-sukutu tabir de es-sakıtu anlamındadır. Şey de der ki Sibeveh der ki dıdraf olsa ya'ud. Biz burada neden vasfiyet hiç gündeme getirmiyorduk? Çünkü alemiyet vardı. Alemiyetle zıttırlar birbirini. Hiç vasfiyetten bahsetmiyor idik. Ama alemiyet gittiğine göre artık onun düşmanı yok orada. Bir araya gelemeyecekleri yok orada. Biz vasfiyeti asliye nazarı itibara alarak iki illetle kelimeyi gayr-ı musarif yaparız. Mesela likülle ahmara dersin ahfeşe göre, likülle ahmerin dersin sibevehe göre. Tamam. Bu nedir arkadaşlar? Ve mâ fîhî alemiyyetin müessiretünde bir kural söyledik.
Bu kuralın karşısında Sibevi Ahmer'e gibilerde ne yapıyor? Muhalefet şerhini koyuyor tabiri caizse. Bu gibiler müstesnadır diyor. Seyyid Efendi, Ahmer'e gibiler deyince akla ne gelecekti? Ef'alü vezninde olan kelimeler gelecekti değil mi? İlla vezni fiil olması şart değildir. Sekrane gibi elif'ün mezideten de olabilir. Anlaştık. Evet arkadaşlar, ahmere gibilerde alem olduktan sonra nekire kılınırlarsa Sibevey farklı bir görüş, Akfeş farklı bir görüş. İbn Hacib'e göre talebe olan Akfeş haklı dava ileri sürüyor. Sibevey bu davada yeterince haklı değildir. Kendisi Sibevey'in görüşünü değil, Akfeş'in görüşünü tercih ettiğinden dolayı ve halefe Sibevey'il Akfeş'e diye efendim ifade etmiştir. Peki bu konuda ben size bir şiir okuyordum hani Osmanlıca. Çünkü sen bildin ey sahibi pişe, ey akıl sahibi sen bildin. Sibevey oldu muhalif Akfeş'e. Akfeşi der, es-sukutu la ya'ud. Sibevey der, zıddı raf olsa ya'ud. Akfeşindir hak elinde bir hilaf. Çünkü Sibevey oldu pes hemli hilaf. Yani burada ihtilafa gerek yok. Sibevey haklı değildir, Akfeş haklıdır, talebe de olsa bazen talebe haklı olabilir diyor. İ'tibaren li sıfetil asliyeti ba'de tenkir. Tenkir nekire kılındıktan sonra vasfiyeti asliyi nazarı itibarı alarak efendim ne olmuştur? Kelimeyi Sibevey Akfeş'e muhalefet etmiştir. Kim vasfiyeti asliyi nazarı itibarı alıyor? Sibevey nazarı itibarı alıyor. Kim almıyor? Es-sakıtu la ya'ud almıyor diyor. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası, buyurun. Zıttıraf olsa Yahud ibaresi tamam. Ne anladın? Tekrar geri dönüyordu. Yani alemet vasfı gitmişti ya. Engel kalkınca döndü geriye. Vasfiyet asliye var diyoruz. Burada vasfiyet diyemiyorduk. Var diyemiyorduk. Vasfiyet var diyemiyorduk çünkü alemiyetle bir araya gelmezler. Siyahla karan, ya karanlıkla aydınlık bir araya gelemediği gibi. Refin zıttı olsa diyor yani zıttıraf olsa. Ref kalksa demektir arkadaşlar. Zıttı ref olsa demek, zıttı kalksa demektir. Yani vasfın zıttı neydi? Alemiyet. Zıt kalktı. Ref'i burada merfu demek değildir. Zıttı ref olsa yahut. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar hatim kelimesi var. Mesela. Şimdi hatim ne kalıbındadır? İsim faal kalıbındadır. İsim faal kalıbında olunca bunda bir vasfiyet var. Fakat bir kelime, bir vasıf, bir illet kelimeyi gayr-ı musarif yapamadığına göre hatim kelimesi gayr-ı musarif değildir. Bir vasfiyet var onda, başka bir şey yok onda. Anlaştık. Hatimde bir vasfiyet var. Vasfın şartı da aslında olmaktır. Aslında neslinde var. Bir illet var bunda, başka ne yoktur? İkinci illet yoktur. Olmadığı için kelime gayr-ı musarif değil. Peki biraz önceki misalimizde arkadaşlar, ahmere gibiler nekire kılındığı zaman Sibevey vasfiyeti asliyi nazarı itibarı alıyordu. Vasfiyeti asliyi nazarı itibarı alınca kırmızılık manasının geriye döndüğünü mü düşünüyordu? Hayır. Yani nekire kılındığı zaman kırmızılık manası geriye dönmüyor ki. Nasıl nekire kılıyorduk onu biz? O isimle müsemma olan şahıslardan herhangi bir şahıs kastediyorduk. Kırmızılık manasıyla hiçbir alakası kalmıyordu. Veyahut da bu ahmer dediğimiz kişi hangi vasıfla şöhret bulmuşsa o kastediliyor. Kırmızılık manası geriye dönmüyor. O geriye dönmediği halde vasfın şartı aslında olmaktı. Madem burada alemiyet gitti, biz burada vasfiyeti asliye vardır. Ondan sonra bir de vezni fiil vardır. Sekranede bir de elif nun mezideten vardır. Kelimeyi gayr-ı musarif yapalım diyordu. Kim diyordu bunu? Sibevey diyor. Peki biz de dedik ki sen burada hayır isabet etmezsin. Es-sakıtu la ya'ud. Kırmızılık gitti bir daha geri gelmez. Dolayısıyla vasıflık gitti burada. Vasıflık gidince sadece bir vezni fiil kaldı. Sekranede bir elif nun mezideten kaldı. Kelime tek illetle gayr-ı musarif olmaz dedik. Peki birisi ya Sibevey madem ki ahmer gibiler nekire kılındıktan sonra vasfiyeti asliyi nazarı itibarı aldı gittiği halde.
Tamamen gittiği halde nazar itibarı aldı mı? Aldı. O zaman hatim gibilerde vasfiyet var mı? Var. Biz bunu özel isim yapsak. Ne gibi? Hatimi ta-i meşhur. Özel isim yapsak. Şimdi burada sibebeh kalkıp hatimde bir vasfiyeti asliye vardı. Bir de şimdi alemiyet var. Vasfiyeti asliye bir, alemiyet iki illetle kelime-i gayrimusarif yapmaz mı? Yani ahmere gibiler alemiyetten sonra nekire kılınınca vasfiyeti asliye nazar itibarı almış. Bir de vezni fiil demiş. Sekrane'de bir de elif numuz illeten demiş. Kelime-i gayrimusarif yapmış. Eğer ahmer gibilerde sibebeh böyle yapıyorsa, hatim gibilerde, hatim gibiden neyi kastediyoruz? Aslında vasfiyet vardı, sonra alem oldu. Ama kelimede sadece bir vasfiyet var, başka hiçbir illet yok. Kelime gayrimusarif değildir. Acaba sibebeh burada, bunu biz alem yaptıktan sonra, hatimi alem yaptıktan sonra, şimdi bir alemiyet var, bir de vasfiyet asliye vardı. İki illetle kelimeyi gayrimusarif yapması gerekmez mi? Eğer ahmere gibilerde, giden alemiyeti, affedersin, giden vasfiyeti değil mi? Nazar itibarı alıyor. Vasfiyet alemiyetle beraber gitmiş miydi Ahmer'de? Tamamen gitmiş miydi? Gitmişti. Peki alemiyet gidince vasfiyet geldi mi geriye? Gelmedi. Fakat dedi ki biz bunu itibaren li sıfati asliyeti. Sıfati asliyeyi biz itibar ediyoruz. İtibar ne demektir? Vardır manasında değildir. Vasfiyeti asliye itibar ediyoruz. Bir vasfiyeti asliye, bir de vezni fiil, kelime gayri munsariftir diyordu. Peki sibebeh böyle bir yol seçince hatim gibilerde de alemiyet gelince vasfiyet gitti. Ahmer'de giden vasfiyeti nazar itibara alıyordu. Burada da hatimde de giden vasfiyeti nazar itibara alsın. Alması lazım gelmez mi? Eğer orada vasfiyet tamamen gittiği halde onu nazar itibara aldıysa burada da gittiği halde nazar itibara alabilir. Aldığı zaman ne olacak? Bir alemiyet, bir de vasfiyeti asliye, kelime gayri musarrif olacak. Câe hâtimu, râeytu hâtime, marartu bi hâtime diyeceğiz. Sibebeyhin ahmerdeki iddiası ve izah şekli, hatim gibilerde de alemiyet olduğu halde, alemiyet gittiği halde değil, alemiyet olduğu halde vasfiyeti asliye nazarı itibarı alması gerekmez mi? İtiraz şöyle arkadaşlar, üzerine vurgu yapmaya çalışıyorum. Özellikle ahmer gibiler alem olduktan sonra vasfiyetle hiçbir alakası kalmadı. Esved Erkan gibi değil. Esved isim tarafı galip geldi değil. Doğrudan doğruya alemdir. Nekire kılındığı zaman sibebeh burada vasfiyeti asliye bir, vezni fiil iki, kelime gayr musarifti derken vasfiyeti asliye nazarı itibarı alırken burada kırmızılık manasının geriye döndüğünü mü düşünüyor? Öyle mi iddia ediyor? Hayır. Kırmızılıkla hiçbir alakası kalmadı. Kırmızılık anlamıyla hiçbir alakası kalmadığı halde orada vasfiyeti asliye nazarı itibarı aldığına göre hatim gibilerde de vasıftır bu. Özel isim olduğu zaman vasfiyetle hiçbir alakası kalmamış. Ahmer'de hiçbir alakası kalmadığı halde kırmızılıkla efendim orada vasfiyeti asliye itibar ettiği gibi hatimde de vasfiyeti asliye itibar etse bir de alemiyete hadıra, şu anda bir de alemiyet var, iki illetle kelimeyi gayr-ı musarrif yapması gerekmez mi? Sibebeyh'in iddiası ona böyle bir yola girmiş olmasını gerektirmez mi? Diyor ki şimdi bu anlattığım yere kadar anlaşılmayan var mı? Şimdi İbn-i Hacim Hazretleri diyor ki yiğiti öldür ama hakkını yeme diyor. Sibebeyh hani orada bir bize göre diyelim. Sibebeyh zayıf bir görüşü tercih etmiştir ama sibebeyh öyle demekle hatim gibileri de kabullenmiş olmaz. Ben burada da vasfiyeti asliye bir, alemiyet iki illetle kelimeyi gayr-ı musarrif yaptım. Sibebeyh demez. Demesi de lazım gelmez. Çünkü arkadaşlar hatim gibilerde eğer hatim gayr-ı musarrif deseydi iki illetten birisi ne olacaktı? Alemiyet. Birisi ne olacaktı? Vasıf. Şimdi şu ikisi bir araya gelmesi mümkün değildir. Bir kelimeyi gayr-ı musarrif yapmak için ikisinin bir araya gelmesi mümkün değildir. Alemiyet varsa vasıflık yoktur. Vasıflık varsa alemiyet yoktur. Yani
Bunlar iki zıttırlar. İki zıt bir araya gelerek omuz omuza verelim. Biz bu kelimeyi gayrimusarif yapalım. Sen kimsin de sana omuz omuza vereceğim ya? Birisi şarkta, birisi garpta. Tabiri caizse yani. Anlatabildim mi? Eğer Sibeveyh burada hatim gibilerde alemiyeti yanında vasfiyeti asliye itibar etmiş olsaydı لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ اِعْتِبَارِ مُتَضَادَّيْنِ iki zıttı itibar etmesi gerekiyordu. فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ bir hükümde. Yani bir kelimeyi gayr-ı munsarif yapabilmek için iki tane zıttı birleştiriyor, omuz omuza verdirmiş oluyor. Halbuki bunlar madem zıttırlar, ikisi diyalog kurarak ne yapamazlar? Bir kelimenin hükmünü değiştiremezler. Yukarıda Ahmer'de öyle miydi arkadaşlar? Ehmer'de vasfiyeti asliye itibar ediyordu. Yanında ne vardı? Vezni fiil. Sekrane'de vasfiyeti asliye itibar ediyordu. Yanında ne vardı? Elif nun. Bak, vezni fiil, elif nun, vasfiyet bunlar birbirine zıt olan şeyler değildir. Orada vasfiyeti asliye itibar ediyordu. Vasfiyeti asliyenin yanında vezni fiil. Vasfiyeti asliyenin yanında elif nun mezileten vardı. Vezni fiil ile vasfiyet kelime-i gayrimusarif yapabilir. Ama alemiyetle vasıflık iki zıttı bir araya topluyoruz. Niçin? Bir kelime-i gayrimusarif yapabilmek için. Tamam. وَلَا يَلْزَمُهُ سِبَوَيْهَ lazım gelmez. Babu hatimin. Hatim babı. Hatim babı ne demektir? Aslında vasıf olan, daha sonra özel isim yapılan her kelime demek. Niçin buna lazım gelmez? لِمَا يَلْزَمُهُ لِمَا يَلْزَمُهُ مُ لِمَا يَلْزَمُهُ مُ يَلْزَمُهُ مُ لِمَا يَلْزَمُهُ bazı nuskalarda zannederse لِمَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمٍ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ اِعْتِبَارِ الْمُتَضَادَّيْنِ çok önemli değil. لِمَا يَلْزَمُهُ çünkü o zaman lazım gelir hu sibeveye ne lazım gelmiş olur? مِنْ اِعْتِبَارِ الْمُتَضَادَّيْنِ İki zıttı itibar etmek. İki zıt nedir? Alemiyetle vasıflık. Nerede itibar etmek? Fi hükmin vahidin bir hükümde. Buradaki hüküm nedir? Bir kelimenin gayr-ı munsarif olması. Bir kelimenin gayr-ı munsarif olmasında iki zıttı bir arada itibar etmiş olacak. Sibeveyh hani Ahmer gibilerde yaptı ama Hatim gibilerde de yapar anlamına gelmez. Çünkü burada ne olmuş oluyor? İki zıttı bir araya getirip iki zıttan bir hüküm doğuruyor. Nedir o iki zıttın bir araya gelmesinden doğan hüküm? Hatim gibilerin gayr-ı munsarif olması. Yani arkadaşlar, Sibeveyh'in gerideki iddiasından böyle bir sonuç doğar mı? Hayır, doğmaz diyor. Sonuç olarak ne Sibeveyh ne de bir başkası hatim gibilerin gayr-ı munsarif olduğunu söylemiyor. Doğru mu? Evet, sorusu olan. Siz öyle şey diyordunuz ya, alemiyet, yani aslında vasıf olan bir şey alem yaptık. Sonra onun neyse kılınca vasfiyet geri dönüyor diyordunuz. Vasfiyet geri dönmüyor, yani itibar edebiliyorsun onu. Yani, ama orada da şey demiş, alemiyet manası yok olduktan sonra vasfiyeti itibar edeceğini söylemişti. Bu da hatimde alemiyet manası gittikten sonra tekrar vasfiyeti itibar etsek de alemiyete tekrar diye ikinci bir ilet olabileceği şekilde itibar ediyoruz. Yani zaten Hatim nekire kılınmıyor. Hatim alemdir. Yani hatim şu anda alemiyet. Bir de vasfeti asli kelimeyi gayr-ı musarif yapalım. Mesela salih diyelim. Salih ismi fail bir kelimedir. Doğru mu? Vasıflık kelimenin aslı itibariyle vasıflık var mıydı onda? Vardı. Şimdi salih ismini taşıyan bir insan için. Efendim bak bunda bir vasfeti asliye var. Bir de şimdi alem var. Kelimeyi gayr-ı musarif yapalım der misin bebeği? Mesele bu. Hatimden alemiyet gitmiyor. Onun için ben ifade ederken alemiyete hazıra dedim. Elan alemiyet var. Ahmer'de alemiyet gidiyor idi. Burada alemiyet gitmiyor. Anlaşıldı? Arkadaşlar işin zor tarafı diyelim veya hazine tarafı burada bitmiş oluyor. Gayr-ı musarif ile ilgili son noktayı koyuyor. Diyor ki ve cemi'ul babi. Gayr-ı musarifi anlattım sana. Bu babın ve cemi'ul babi bu babın tamamı. Arkadaşlar elif lam bazen muzaful ileyhten ivaz olur. Ve cemi'ul babi ve cemi'ul babi gayril munsarifi demektir.
وَجَمِيعُ الْبَابِ وَجَمِيعُ بَابِ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ babının tamamı adilden tutun ta efendim en son illete kadar anlattıklarımızın tamamı bil izafeti bir izafet olduğu zaman وَجَمِيعُ الْبَابِ بِاللَّامِ önce elif lamla evil izafeti veya izafetle yencerru bil kesri yencerru mecrur olur haleti ceri bil kesri kesre ile mecrur olur. Diyor ki arkadaşlar ve cemiul babi billami evil izafeti yencerru bil kesr. Gayri munsarif olan bir kelime ne olursa olsun eğer elif lam gelirse başına kesinlikle haleti ceri ne ile olur? Kesre ile olur. Evet. Bir de muzaf olduğu zaman yine haleti cerri kesre ile olur. Bu ifadede dikkatinizi çeken bir şey var mı arkadaşlar? Şunu söylemiyor bakınız. Demiyor ki gayri munsarif olan bir kelime başına elif lam geldiği zaman veya muzaf olduğu zaman munsarif olur demiyor. Ne diyor? Haleti cerri kesre ile olur diyor. Tamam? Neden böyle söylüyor? Çünkü gayr-ı munsarifin tarifi var. Tariften çıkıyorsa munsariftir, tariften çıkmıyorsa hala gayr-ı munsariftir. Tarifte ne vardı? Kendisinde iki illet veya iki illet makamında kaim bir illet bulunandır. İzafet geldiği halde hala iki illet varsa veya elif lam geldiği zaman geldiği halde hala iki illet varsa bu gayr-ı munsarifin tarifine giriyor demektir. O zaman gayr-ı munsarif olur. Ama munsarif hükmünde olur. Elif lam geldiği zaman veya izafet olduğu zaman hala gayr-ı munsarifin tarifine girdiği için gayr-ı munsarif olur. Ama munsarif hükmünde olur. Elif lam geldiği zaman veya izafet olduğu zaman bu iki illetten birisi veya ikisi gidiyorsa o zaman zaten nedir? Munsarif olmuş oluyor. Hem munsariftir hem de sadece munsarif değil. Munsarif, sadece munsarif hükmünde değil. Hem munsariftir hem de munsarif hükmündedir. Bazıları elif lam veya izafet halinde efendim munsariftir derler. Bazıları iki illet var mı yok mu ona bakarız, ona göre karar veririz derler. Ama şeyin İbn Hacib'in kullandığı ifade baş tarafta gayr-ı munsarifi tarif ederken ma fihi illetan min tis'in vahidetun minha taqum maqamu ma dediğine göre tarif budur. Bu tarifin içerisine giren hep gayr-ı munsariftir. Ama elif lam geldiği halde veya izafet geldiği halde hala iki illet duruyorsa gayr-ı munsarif olsa bile haleti cerri kesre iledir yani munsarif hükmündedir. Tenvin alamaz çünkü elif lam olduğu yerde tenvin olmaz. İzafet olduğu yerde tenvin olmaz. Olsa olsa ne olur? Onun için tenvinden bahsetmedi. Yencerru bil kesri dedi. Munsarif hükmündedir deyince arkadaşlar cer ve tenvin kabul eder diyebilir miyiz? Elif lam olunca temin olmaz. İzafet olunca yine temin olmaz. Olsa olsa burada ne kalıyor? Sadece ve sadece ne kalıyor? Kesre kalıyor. Yani haleti cerri fethe ile idi. Şimdi ne oldu? İzafet sebebiyle veya söyleyeyim elif lam sebebiyle haleti cerri kesre ile oldu. Burada ve cemi'ul babi billami deyince arkadaşlar hemen ne anladık? Yine İbn Hacib'e göre tarif edatı hangisidir? Vurgusunu yapıyor. Efendim gevrek gevrek konuşuyor, vurgusunu yapıyor. Bana göre tarif edatı nedir diyor? Sibeveyh'in dediği gibi lamdır. Hemze nedir burada? Vasıldır. Ve cemi'ul babi billami evil izafeti yencerru bil kesri. Yani kesre suretinde. Şöyle demiş olsaydı arkadaşlar mesela ve cemiul babi billame evil izafeti yencerru deseydi yencerru bir daha bil kesir demeye gerek var mı? Merartu bi ahmede mecrurdur diyoruz biz. Cer alameti fethedir diyoruz. Yencerru mecrur olur demektir. Yani mamulü mecrura girer demektir. Mamulü mecrura girer demek kesre olur demek değildir. Bir defa gayr-ı musarif olan bir kelime arkadaşlar mutlaka muğrab olan bir isimdir. İsimdir bir, muğrabdir iki. Bir daha söyleyeyim. Bir şey daha var. Muğrab bil harekedir. Muğrab bil harekedir. Gayr-ı munsarif olan bir kelime bir isimdir. İki, muğrabdir. Üç, muğrab bil harekedir. Nasirune gibiler, ebuhu ebahu ebihi gibiler,
İrab-ı harflerle olanlar ne olmaz? Gayr-ı musarif olmazlar. Efendim, dolayısıyla yencerru dediği zaman hani ya'dan ihtiraz etmek için bil kesri demedi. Yani yencerru bil kesri zaten mecrur demek, mamulü mecrurdan birisidir. Ya başında harf-ı cer vardır veyahut da muzaaf ileyhtir veya bunlardan birisine tabidir. Mamulü bittebiyden bunlara tabidir. Mamulü mecrure giren her kelimeye ne deriz? Mecrur deriz. Hatta mebni olanlara bile ne deriz? Mecrurdur, mahallen falan deriz. Doğru mu? Tamam. Yencerru bil kesir. Bil kesir demesinin sebebi burada. Efendim, yencerru dediği zaman ne olabiliyor? Bu gayr-ı musarifte de zaten yencerru denir. Ama bil kesri yoktur şeyde gayr-ı musarifte, bil fethidir. Arkadaşlar burada gayr-ı musarif bahsi bitmiştir.